Salih abi. Ne oldu Hüseyin? Gelebilir misin? Tamam bakalım. Bu ne abi? Anlamadım. Var mı bir şey? Uyuşturucu. Nereden çıktı bu? Gece birilerini gördüm. Gizlice bu tura girdiler. Ben yükleniyor diye düşündüm. Bu tur yüklü geldi zaten. Öyleymiş. Bu sabah öğrendim. Ahmet abi söyledi. O da şüphelenince açıp içine baktık. Görünürde bir şey yoktu. Ama tırın ağırlığı fazla çıkınca kuşkulandık. İyi ki atlamadınız çocuklar. Gece gelenler iyi çalışmış Salih Bey. Bu paketlerden çok var. Salih ne haber? Tamam hemen geliyorum. Kemal abiye de haber vereceğim. İçeride düşündüğümüzden fazla mal var abi. Meral. Başladı abi. Buraya kadar sızması. Birinden yardım almadan olmaz. Köstebek var eminim. Köstebek var belli. Daha önce konuşmuştuk, Sedat filan denmişti. Evet, Sedat olabilir. İşten çıkardık ya abi. Hales iyice kuşkulanınca yolladık gitti. Bu çocukta iş var. Neydi senin adın? Hüseyin efendim. Aferin Hüseyin. Çocuklar, durum kötü. Başımız belaya girebilirdi. Üstelik bu iş burada bitmez. Kurda sormuşlar. Neden ensen kalın diye. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba baba. Çok yakışmış. Teşekkür ederim baba. Bu çok değerli bir hediye. Çok duygulandım. İyi bak ona. Sen de oğluna vereceksin. Nasılsınız? Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Yerleşebildiniz mi? Sayılır. Fazla bir şey kalmadı. Çok acıktım. Yemek hazır, oturabiliriz. Hadi. Buyurun geçin. Bu özel bir gün. Bu nedenle bir şeyler söylemek istiyorum. Bazen aile içinde anlaşmazlıklar olabilir. Fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları, bu krizlere neden olabilir. Son günlerde olduğu gibi. Ama biz bir aileyiz. Sorunlarımızı kendi aramızda halletmemiz gerekiyor. Ben diyorum ki her şeyi zamana bırakalım. İşimizin ve ailemizin sağlığı için yapalım bunu. Ne dersiniz? Harikasın babacığım. Aramıza hoş geldin Elif. Sağ ol. Uzun bir konuşma oldu, kusura bakmayın. Ama bize yol açacak şeyler öğrendim. Konuştuğum arkadaş narkotikten biri. Şüphelerimi söyledim. Tırların birinde uyuşturucu çıktı demedim tabii. O da bana ilginç bir şey söyledi. Gelecek hafta içinde büyük bir sevkiyat yapılacağına dair önemli bir ihbar almıştı. Gün verdi mi abi? Hayır. Arayan kişi günü ve saati sonra bildirecekmiş.
Yani köstebeğimiz abi. Bu köstebeği mutlaka bulmamız lazım. Aklıma bir şey geliyor ama. Bu tır ne zaman hareket edecekti? Yarım saat içinde gitmesi lazım. Gitsin o zaman. Yüküyle birlikte. Sen şoförüne haber ver. Nerede adam? Yemek yiyordu efendim. Ekrem, tırı takip ediyorsun. Hiçbir şeyi kaçırma. Nerede duracak? Nereden mazot alacak? Sakın atlama. Tamam abi. Hüseyin, gel. Biz de gidip bir yerlerde oturalım, sonucu bekleyelim. Yedim. Senin o meyhane açık mıdır? Tabii açık abi. Olmaz mı? Hadi. Hadi bakalım. Sanki üstüme vazifeymiş gibi tanıtım geceleri için de ahkam kestim. Ha, Ceyda'yı önerdim. Kızdan hoşlanmıyorum ama Allah var işini iyi yapıyor. Çok yoruyorsun kendini kızım. Artık en azından işin teknik kısmıyla ilgilenmeyeceğim. Elif bizim bölüme geliyor. Öyle mi? Ne zaman oldu bütün bunlar? Az önce konuştuk baba. Sana söyleyecektim ama Filiz her zamanki gibi çenesini tutamadı. İyi fikir değil mi baba? Bence iyi fikir. Elif daha önce dikiş bölümündeydi zaten değil mi? Evet. Ayrıca annem terzidir. Bütün mahallenin elbiselerini o diker. Bu yüzden dikişle ilgili bayağı bilgim var. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Oo, ekip de toplanmış ha? Bu da mahallemizin gülü Ali. Kemal abiyi tanıyor musun? Memnun oldum. Zaten sizi gıyaben tanıyorum. Sağ ol. Ali'yi yakında evlendiriyoruz Kemal abi. Öyle mi? Ev bulurlarsa. Ha şey, Sema bir tane ev bulmuş Hayri abi. Öyle mi? İyi iyi. Nerede? Bizim Elif'lerin evi canım. Niye? Müjgan Hanım taşınıyor mu? Taşınıyor. Damadı ev alıyormuş. Neyse. Olursa olur canım. Aman. Hadi bakalım ha. Hadi. Kerem motordan memnun mu Hayri abi? Olmaz mı? Tepesinden inmiyor vallahi. Benim oğlan Yılmaz'ın bir numaralı hayranı. Yılmaz motorunu satınca ona aldık. Çakasından geçilmiyor. Demek motorcuydun sen ha? Yani o külüstüre motor denirse abi. Hadi bakalım. Hadi sağ olun. Efendim Halis. Tertemiz. Her şey yolunda. İyi. O zaman büyük sevkiyatı gelecek hafta yaparız. Sen ayarla her şeyi. Tamam merak etme. Ben bağlantıları kurdum bile. Hı-hı. Efendim Ekrem ne oldu? Köstebek ortaya çıktı abi Halis'miş. Gördün mü? Sedat'ın günahını boşuna almışız. Ya öyle oldu abi. Gönlünü alırız merak etme. Bu işi ne yapacağız şimdi abi? Bekleyeceğiz Ekrem. Sakın acele etme. Olur mu? Tamam abi. Hadi eyvallah. Yarın görüşürüz. Güle güle. İşler yolunda çocuklar. Sonra anlatırım. Hanım. Tebrik ederim Elif Hanım. Teşekkürler. Tebrikler Elif Hanım. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Sağ olun. Elif, tebrik ederiz. Bu ne sürpriz ya? Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.